Dulkadiroğlu ilçe başkanlığı olarak yapmış olduğumuz toplantımıza katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim. Basın ve kamuoyuna, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesi sınırları içerisinde bulunan Türk Hava Yolları terminal binası apron ve pist durumu göz önüne alındığında yolcu hava alanı mı yoksa Çukurova bölgesi pamuk ve tarım arazilerinin ilaçlamasında kullandığı pırpır tabir edilen uçakların inip kalktığı havaalanı mı olduğunu kamuoyunun takdirine sunuyoruz. Kahramanmaraş ilimize havaalanı yapılmak istendiği dönemde bölgenin uygun olmadığını, yapılacaksa birçok yerleşim yerinin merkezinde bulunan Narlı bölgesine yapılması gerektiği konusunda ikaz ve uyarılarımıza rağmen sebebini bilmediğimiz bir şekilde Erkenez bölgesine tabiri caizse şehirler arası otobüs terminali yapımındaki zihniyetle yapıldı. Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'ın Ulaştırma Bakanı olduğu dönemde ilimizde yapılan ulaşım konulu çalıştaylarda bu konularla ilgili alınan kararların uygulanmadığını görüyoruz. İlimiz Kahramanmaraş 1 milyonu aşkın nüfusuyla bölgemizin büyük illerinden birisidir. Ülkemizin tekstil ihtiyacını karşılayan büyük kuruluşların olduğu bir yerdir. Aynı zamanda tarihi ve turistik bölgelerin merkezi konumundadır. Şimdi soruyoruz. Havaalanı charter uluslararası hava ulaşımına neden açılmamaktadır? İniş ve kalkışlarda kolaylık sağlayan ALES cihazı neden takılmamaktadır? Pist uzunluğu yeterli midir? Yolcu geliş ve gidişlerde kullanılan güvenlik ve diğer ihtiyaçlarla ilgili binalar yeterli midir? İlimizden daha küçük konumda olan Şırnak, Hakkari, Kars, Iğdır gibi vesaire küçük ölçekli yolcu kapasitesi olan illerin hava alanlarıyla kıyaslandığında şehrimize uygun mudur? Saygıdeğer basın mensupları, biz bu arada Şırnak, Iğdır, Bingöl havaalanlarının havaalanı terminal binalarının renkli çıktıklarını alarak sizlerin takdirine sunuyoruz. Bu gördüğünüz Şırnak havaalanı terminal binasıdır. Dolayısıyla Kahramanmaraş nüfus bakımından 1 milyonu aşkın nüfusa sahip bir şehrimizdir. Bu gördüğünüz 192 bin nüfuslu Iğdır havaalanı terminal binasıdır. Bu gördüğünüz 250 bin nüfusu olan Bingöl hava alanı terminal binasıdır. Burası da 1 milyon nüfuslu şehre sahip olan ve şimdiye kadar 15 yılda AK Parti iktidarına çok sayıda milletvekili veren ve en son 2014'te büyük şehir olan Kahramanmaraş'ımızın havaalanı terminal binasıdır. Şimdi ben buradan kamuoyu yetkililerine ve Sayın Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak Bey'e soruyorum. Kahramanmaraş havaalanı terminal binası kesinlikle bir barakayı andırmaktadır. Dolayısıyla bunu esefle kınıyorum. Kahramanmaraş havaalanında seyri sefer sayısı yeterli midir? Kış aylarında iniş ve kalkışların yapılıp yapılmadığı, yapılmıyorsa sebebinin ne olduğu konularında yetkililerden bilgi bekliyoruz. Havaalanı terminal binası inişe kalkışlarda yaşanan aksaklıklar, büyük uçakların iniş kalkış yapamamasının sebepleri, terminal binasının büyütülmemesinin sebepleri
pist uzunluğunun uzatılmamasının sebepleri nelerdir? Havaalanı yakınında bulunan ve Bizce'de bilinen bazı işletmelerin ruhsatsız olduğu, yüksekliğinden dolayı görüşü etkilediği doğru mudur? Kahramanmaraş havaalanımızın genişletme ve geliştirmedeki engellerle bir ilgisi var mıdır? 15 yıllık AKP iktidarı döneminde Kahramanmaraş Türkiye ortalamasının üzerinde oy veren bir şehir olmasına rağmen her konuda olduğu gibi havaalanı konusunda da ihmal edilip edilmediğinin, eğer ihmal edilmiyorsa sebeplerinin Sayın Başbakan Yardımcımız Veysi Kaynak Bey'den ve ilgililerden konu ile aydınlatıcı bilgi vermesini bekliyoruz. Konunun takipçisi olacağımızın da bilinmesini isteriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Teşekkür ederim.